Basının Sinsi Komplosu 1. Bölüm. Sayın Adnan Oktar ve arkadaşlarımıza karşı sözde silahlı suç örgütü iddiası tamamen bir algı oluşturma çabasıdır. Ne 2 yıllık teknik takipte ne de yüzlerce ev ve iş yerinde yapılan arama, tarama, kazı çalışmalarının hiçbirisinde bu yönde tek bir suç deliline dahi rastlanmadığı gibi ne ruhsatsız bir tabanca ne de silahla işlenmiş bir suç tespit edilmiştir. Peki o zaman bir kısım medyanın bu çirkin iddiayı ısrarla gündemde tutmaya çalışmasının sebebi nedir? Esasen bu iftira camiamız aleyhinde yürütülen psikolojik savaş ve kara propaganda faaliyetinin boyutunu ortaya koyan somut bir örnek teşkil etmektedir. Bu medya organları silahlı suç örgütü söylemini maksatlı bir biçimde gündemde tutarak camiamızı alçak FETÖ örgütüyle suni bir biçimde kasten ve kötü niyetli olarak bağdaştırmayı hedeflemişler. Bu yolla kamuoyu infiali oluşturarak bağımsız yargı üzerinde baskı kurmaya ve çıkacak kararları etkilemeye çalışmaktadırlar. Malum medya silahlı suç örgütü iftirasının altyapısını hazırlamak için gözaltı aşamasında el konulan 70 tabanca ve 23 av tüfeğini çarpıtılmış haberlerle güya bir cephanelik havası vererek sanki ortada kanuna aykırı bir durum varmış gibi yansıtmıştır. Bu yayınlarda söz konusu silahların tamamının ruhsatlı olduğundan bahsetmedikleri gibi bunların yaklaşık 120 ayrı adresten ve toplam 185 kişiden elde edildiği gerçeğini de açıklamaktan kaçınmışlardır. Silahları emniyete toplu bir biçimde gösteren resimleri kullanarak güya tek bir yerde büyük bir cephanelik varmış izlenimi oluşturmaya çalışmışlardır. İftiralarının açığa çıkmaması içinse emniyet yetkililerince basına verilen ilk fotoğraflarda silahların yanında açıkça görülen taşıma ruhsatlarını fotoğraflarda bulandırmış veya silerek saklamaya çalışmışlardır. Böyle davranmalarındaki amacın toplanan silahlarda kanuna aykırı hiçbir durum olmadığı gerçeğini kamuoyundan gizlemek ve uydurdukları silahlı suç örgütü iftirasını kendilerince halka yutturmaya çalışmak olduğu açıktır. Sadece arkadaşlarımıza karşı yürütülen iftira kampanyasına malzeme olma amacı taşıyan bu iddianın saçmalığını ortaya koyan birçok delil ortadayken bu tür iftiralara itibar etmek ne hukuka ne vicdana sığmamaktadır.